Herkese merhaba, YSEAN Salonu'na hoş geldiniz. Bugün Masis Kürkçügil konuğumuz. YSEAN Salonu'nda ağırlayamıyoruz salgın günleri nedeniyle. Ama YSEAN Salonu'nun YouTube kanallarında ve podcast yayınında bizi dinleyebilecek ve izleyebileceksiniz. Konumuz sol ve Ermeni meselesi. Geniş bir konu. Biz de biraz genişten alacağız esasen. Yani dünya solunun aslında Ermeni meselesine geçmişte nasıl baktığıyla başlayıp Türkiye'ye, Osmanlı'ya ve daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti dönemine, Anadolu'ya geleceğiz. Ermeni meselesi kendi başına geniş. Solda bütün bu tarih boyunca bir sürü değişim, dönüşüm yaşamış durumda. Biz bir saat içinde, bir saati çok aşmamaya çalışarak bu konuyu Masis Hoca'yla tartışacağız, konuşacağız. Ben sorularımla kendisinin bilgilerini size aktarmasına aracı olmaya çalışacağım. Kendisi Yazın Yayıncılığın kurucusu ve Türkiye Sol Hareketi içinde çok uzun yıllardır aktif olarak görev almış, fikir yazılarıyla, kitaplarıyla, araştırmalarıyla, yayıncılığıyla, Yeni Yol dergisiyle, hem de bir anlamda kendisi belki bu kısmı çok vurgulamayı sevmez ama Ermeniliğiyle, Ermeni kimliği içinde hasbelkader doğmuş olmasıyla bu konuyu tartışabileceğimiz Türkiye'deki en yetkin isimlerden biri. Bir kez daha hoş geldin Masis Hoca. Hoş bulduk Robert. Ben Masis Hoca'ya hoca diye hitap edeceğim. Çünkü bizim hocamızdır. Bizim çevrede ona Masis Hoca ya da hoca diye hitap ediyoruz. Uzun yıllara dayanan bir dostluk var. Agos gazetesiyle, Hrant Dink'le, Aras Yayıncılık'la, Aras Yayıncılığın kurucularıyla. Benden çok daha önce, benim daha doğmadığım zamanlara dayanan bir dostluk. Biz de o dostluğu miras almış durumdayız. Ve biz de uzun yıllardır bugün tartışacağımız konu üzerine sohbet ediyoruz. Başlangıç olarak esasen sol dediğimize göre sakallılara bir gidelim, Marx'a Engels'e bir bakalım diye düşünüyorum. Ermeni meselesi özellikle tebellür etmiş değil, belirmiş değil onların yazdığı, yaşadığı dönemde. Ama bir doğu sorunu var. Sanırım bir doğu sorunun içinde özel bir durum olarak ele alıyorlar mı yoksa değindikleri bir konu değil mi? Şimdi 1856'yı bir yana bırakırsak, Stefanos Anlaşması'ndan sonra yapılan Berlin Muahidesi, yani 93 Savaşı'ndan sonra, yani Ruslar Yeşilköy'e geldikten sonra Almanlar bu meseleye müdahale ederler ve Berlin'de bir anlaşma yapılır. Böylece Bismarck Almanya'sı Fransa'yı yendikten sonra, yani Prusya Fransa'yı yendikten sonra ilk defa şark meselesine el atar. Ve burada aslında, Ermeni meselesi bir tabiri caizse gün ışığına çıkar. Uluslararası politikaya ortaya çıkar. Dolayısıyla Marx'ın 83'te vefat ettiği düşünülürse yaşadığı dönemde bu belirmişti. Marx'ın Engels'in klasik olarak tavrı şuydu aslında. Çarlık Rusyası Avrupa gericiliğinin kalesidir. Dolayısıyla bu Avrupa gericiliğinin kalesine katkıda bulunacak veyahut da onun rakiplerini diyelim, hasımlarını zayıflatacak ki bunlardan biri de Osmanlı İmparatorluğu, her hareket zararlıdır diyeydi. 1981'den sonra gerçi aslında Vereza Suliç'e mektuplaşmasıyla birlikte Rusya'da bir sosyalist devrimin imkanlarını Marx tartışmaya başlar ama bu genel jeopolitik değerlendirme daha sonra Alman sosyodemokrasisine, onun önde gelen bazı simalarına, Karl Liebknecht'in babası William Liebknecht'e mesela diyelim ki miras kalmıştır ve geleneksel olarak bu tavır Osmanlı İmparatorluğu'nun bütünlüğü Çarlık İmparatorluğu'na karşı bu savunulurdu. Ancak 1890'lı yıllarda önemli birkaç değişiklik oldu. Bunlardan tabii ilki 1887'de Hınçakların Cenevre'de kurulması. Cenevre'de Hınçaklar aslında Rus Marksizminin kurucusu diyebileceğimiz Planov'un dizilibinde kurulmuştur. Dolayısıyla bilinen bir harekettir. Oradaki İsviçre'deki göçmen öğrenciler, yani Rusya'dan vesaire gelenler, Polonya'da gelenler de bu insanlar da haberdardılar. Birincisi buydu. 1890'da da Türkiye'de taşlaklar kuruldu ve bunlar sosyalist internasyonelle ilişkiye geçtiler. Bu önemli bir gelişme. Böylece çünkü Ermeni sosyalistleri kendi dertlerini sosyalist internasyonelle nakletmeye başladılar. Oradaki
Peki yani bunlar küçük bir ulusun yani Osmanlı topraklarında ve Kafkasya'da Rus Çarlığı sınırları içinde yaşayan hani Batı merkezli bakışa göre küçük bir ulusun küçük devrimci örgütleri. Burada hep tartışılan konu bunların sosyalizmleri ve milliyetçilikleri. Burada birisi öne mi çıkıyor? Daha milliyetçi olduklarını mı söyleyebiliriz yoksa bunlar sosyalist ideolojiyi gerçekten benimsemiş örgütler olarak değerlendirilebilir mi? Hınçaklar ve taşnaklar için soruyorum. Şimdi aralardaki çeşitli kesimler var tabii ki. Hınçaklar ve taşnaklar. Hınçaklar kurulurken kendileri Marksist diye tarif ediyorlar. Ama şimdi o dönemde aslında Rusya'daki Narodnik hareket bahsettiğimiz tarihte henüz daha Rusya Demokrat İşçi Partisi kurulmamış durumda. Yani Emeğin Kurtuluşu grubu Cenevre'de kurulacak. Ondan sonra ama henüz daha Rusya Demokrat İşçi Partisi kurulmuş durumda değil. Bunu unutmamak gerekir. Dolayısıyla Rusya'da devrimci hareket dediğiniz yani çarlığa karşı özgürlük için mücadele edenler narodnikler. Yani popülistler. Yani köylü sosyalistleri diyelim ki. Dolayısıyla tabii ki bunların itibarı çok yüksek. Bunlar da çok küçük bir hareketler aslında başlangıçta. Onu söylemek lazım. 30-40 kişilik bir grup aslında neredeyse bir 30 yıl Rusya'daki devrimci hareketi ruhunu diyelim ki ayakta tutmuştur. Dolayısıyla bu sözünü edeceğimiz kimseler de ya da gruplar da her ikisi de aslında tabii ki milli bir meseleyle esas olarak uğraştıkları için ve tabii ki onların da tabanı köylü olduğu için ya da yoksul kitleler olduğu için bunların tabii ki klasik Marksist bir formasyondan geçtikleri söylenemez. Hatta şunu söylemek lazım. Spesifistler diye Kafkasya'da önemli bir Ermeni Marksist grup vardı 1900'lerin başında. Bunların görünüşüne göre zaten Ermeniler millet olarak proleterdir. Proleter bir millettir. Çünkü yoksul köylülerden ibarettir. Dolayısıyla bunlardaki ideolojik oluşuma baktığınız takdirde evet sosyalizmden etkileniyorlar ama köylü sorunla karşı karşıyalar. Çarlık ve Osmanlı ve İran'da çünkü taşnaklar biliyorsunuz federasyon diye anılır ve üç ülkede varlar. Dolayısıyla orada bir harmanlama var ama tabii ki genel olarak çeşitli ülkelerdeki sosyalizmlerin tırnak içinde ne kadar milliyetçiliklerden arınmış olduklarını da 1914'te savaş patladığı zaman meclislerdeki oylamalarda göreceğiz. Yani birçok kelli felli Alman Sosyalist Partisi, Fransız Sosyalist Partisi başta olmak üzere kelli felli sosyalist partiler şöven bir tutum, milliyetçi bir tutum aldılar ve kendi iktidarların yanında yer alaraktan diğer halklara karşı savaşın ilan edilmesine katkıda bulundular. Dolayısıyla şunu söylemek lazım. Bu insanlar genel olarak sosyalisti. Genel olarak sosyalisti. İşlerinde daha milliyetçi olanlar vardı, daha sosyalist olanlar vardı denebilir bu hikaye. Ama dediğim gibi bu birçok diğer partilerde olanlar için de söz konusu olabilir. Burada daha fazla bulaştırmayalım işi. Hı hı. Burada şöyle bir not düşebilir miyiz o zaman? Şu saptama yanlış olur mu? Yani Balkanları dışarıda bırakırsak, yani bugünkü Türkiye topraklarını ya da Anadolu diyelim, Anadolu topraklarını, evet, bu durumda bu sosyalist ideolojiyi hem fikirsel olarak taşıyan, yaptıkları yayınlarla Abdülhamit döneminde tabii ki yer altında ama onun dışında İttihat Terakki döneminde de bayağı legal olarak yayınlarla, fikirsel olarak ve eylemlilikleriyle sosyalist ideolojiyi öyle veya böyle tabii ki farklılıklar olmakla birlikte taşıyan örgütler olarak bu Ermeni örgütlerini sayabilir miyiz? Yani kurucu aslında Anadolu'da yani bunu var eden örgütler. Edemeyiz. Saymamazlık edemeyiz çünkü 1897-90'dan itibaren örneğin taşnaklar Sosyalist Enternasyonel bütün toplantılarına katıldılar. Tebliğler verirler ve 1897'de seksiyon olurlar. Olmayan bir örgütün yani Osmanlı'da bir sosyalist örgütlenme yok ülke çapında onun bir alt örgütüymüş gibisine kabul edildiler. Dolayısıyla aslında tıpkı Alman Sosyal Demokrasi gibi işte Rosa Luxemburg'un, Lenin'in, Jaurès'in, Kautsky'nin, Bernstein'in oturduğu yerde bu sözünü ettiğimiz insanlar da bulunuyorlar. Dolayısıyla sayabilir miyiz demeye gerek yok. O gün genel olarak sosyalist demek neyse bu insanlar da onunla birlikte var olmuşlar zaten. Bu sayabilir miyiz ve saymamız gerekir bir parantez alıp şimdi kenara koyacağım. Biraz sonra tekrar konuşmak ve tartışmak üzere. Çünkü sayılmadıkları çok uzun bir dönem var. Hala da ne kadar sayılıyorlar tabii o tartışmalı.
Yani kimin saymadığı bizi ilgilenmiyor. Bizi belgeler ilgileniyor. George Hopp diye aslında Rumanya asıllı Sosyalist Enternasyonu'nun ikinci enternasyonun tarihçisi olan bir tarihçi var. Merak edenler veyahut da arşivlerden, hatta mesela diyelim ki Amsterdam'daki Sosyal Tarih Enstitüsü'nden giderler. Arşivden çok rahatlıkla oraya veren tebliğleri görebilirler, konuşmaları görebilirler. Veyahut da şunu da söylemek lazım. Tabii ki örneğin Rosa Luxemburg Ermeni meselesinden bahsederken nasıl bahsetmiştir, kimlerle görüşmüştür diye. Veyahut sözünü edebileceğimiz o günkü önde gelen sosyalistler. Bunları sosyalist kabul ediyordu. Buna dair biraz ayrıntı verebilir miyim? Mesela Rosa Luxemburg erken bir tarihte bu meselenin farkına varmış gibi görünüyor. Erken bir tarih dediğimiz 94-96 Abdülhamit katliamları ki 100 ila 300 bin insanın öldüğü söyleniyor. Bu olay tabii ki Avrupa Sosyalist Kamuoyunu. Avrupa Sosyalist Kamuoyunu. Çünkü artık hem Fransa'da hem İngiltere'de çok büyük sosyalist partiler var. Bunu unutmamak gerekir. Hatta daha sonra Almanya'da neredeyse giderek parlamenter yolla oylarını arttıra iktidar olması beklenen bir sosyal demokrasiden bahsediyoruz. Jaurès de bir abide zaten Fransız siyasetinde. Dolayısıyla yani batı dedikleri şimdikinden farklı olarak o zaman batıda hem tabii ki burjuva partileri var ama çok güçlü sosyalist partiler var. Bugün bizim kavrayamayacağımız kadar sosyalist partiler var. 1894-96 katliamı Ermeni meselesini tabii ki bu insanları çok yakıcı bir hale getiriyor. Mesela Jaurès'in mecliste yaptığı konuşma var bu konuda. Bunun ayrı basımı var. Çok rahatlıkla edinilebilir. Ve 1896'da da Rosa Luxemburg'un bu konu üzerine çok ciddi yazıları var. Yani Ermeni hareketinin aslında, Ermeni denizci hareketinin bir yoksul köylü hareketi olduğunu beyan eden. Unutmamak lazım ki Rosa Luxemburg Osmanlı toplumunu da tanıyan, bu konuda yazıları olan, Alman emperyalizmine yazıları olan bir sosyalist önderdi. Çok önemli 3-5 önderden biri diyelim ki. Bir de unutmamak gerekir ki Alman emperyalizmi ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişki Abdülhamit döneminden başlayaraktan yakınlaşma söz konusu. Ve dolayısıyla oradaki sosyalistler kendi ülkelerinin emperyalist politikalarına karşı çıkarken Osmanlı İmparatorluğu'yla Kaiser'in ilişkilerine özellikle önem vermişlerdi. Dolayısıyla bu meseleyi yakından biliyordu. Ondan sonra o da Rosa Luxemburg'da doktorasını İsviçre'de verdi. O da bunlardan haberdardı ve Balkan Marksist'in kurucusu Christian Rakowski ki bütün Balkan dillerini bilirdi, Türkçe dahil olmak üzere. O aslında Hınçak Partisi'nin yöneticisini tanıyordu. Sanıyorum Rosa Luxemburg'a bu meseleyi aktarmıştı. Bu o günkü belgeleri okuduğunuz zaman bu yani bilinmez bir şey değil. Yani etraflarla sağlanma sonunda Sosyalist Enternasyonel'de mesela Mikhail Varadyan diye aslında sonuna kadar orada bulunan bir daimi delegesi var taşlakların. Yani bu bilinmeyen bir adam değil ya da illegal bir şey değil. Sosyalist Enternasyonel içinde bir daimi delegasyon var. O diğerleri nasıl Lenin'in bir sandalyesi varsa onun da sandalyesi var. Nasıl İsveçlerin 3 sandası varsa bunların da 3 sandası var. Peki şuna geldiğimizde yani 1887 Hınçakların Cenevre'de kuruluşu, 1890 Taşnakların Tiflis'te kuruluşu ve bu iki örgüt de esasen Kafkasya Ermenilerine yani Rus Çarlığı tebaası olarak yaşayan diyelim Ermenilerin kurtuluşuna ve Anadolu'da Osmanlı tebaası olarak yaşayan Ermenilerin kurtuluşuna, bu kurtuluşu tırnak içinde söylüyorum çünkü zaman içinde o anlayış da değişiyor. Hizmet eden, bunun için mücadele eden, bunun için bir bilinç ve farkındalık yaratmaya çalışan ve bunun için eylemler yapan örgütler. Buna İran'ı da eklemek lazım. İran'ı da eklemek lazım. Çünkü İran'da aslında meşrutiyet devriminin önemli iki askeri komutanından bir tanesi Yepremhan'dır. Çok haklısın. Dolayısıyla aslında üç ülkenin sınırları arasında seyyarlıkları da olan, sınırlar arasında geçişleri fedai gruplarıyla vesaire veya yönetici gruplarıyla hareket halinde olan örgütler 1891'de yani Abdülhamit döneminde yükselen şikayetler, Hamidiye alayları, toprak gaspları özellikle önemli bir mesele olarak ve başka mal mülk gaspı veya şiddet eylemleri gibi Ermeni halkını diyelim zor durumda bırakan vaziyet karşısında devrimci yani Kafkasya'da, evet. Balkanlarda ve Avrupa'da örneği görülen şekilde
eylemliliğe girişen, halkı örgütlemeye çalışan, yerine göre terör yöntemlerini kullanan sık sık. Terör lafı yalnız bir şey unutmamak lazım. O zaman zaten Rusya'da terörist demek devrimci demekti. Bir. İkincisi Ermeni Fedai Hareketi'nin düsturları bir devrimcinin kateşizmi diye Naçayev'in 10 maddesi vardır. Bir devrimcinin işte adı yoktur, sanı yoktur, aşkı yoktur vesaire şunlar bunlar falan diye. Tıpkı onlar gibi, onlar da kopuyorlar, geliyorlar burada yoksul köylülerin haklarını korumaya geliyorlar. Ve onlar da tabii ki kendi topraklarından çıkıp burada her şeylerini ortaya koyup mücadele ediyorlar. İlginç olan şunlar aslında, biraz atlamış gibi olabiliriz ama 1908 devriminde örneğin Daron'da, Muş civarında dağlarda olan Ruben Terminasyon ki 1918 hükümetinin ondan sonra Ermenistan hükümetinde bakanlık yapacaktır. Aslında devlet ricali tarafından, Osmanlı devlet ricali tarafından düze, yani dağdan düze inmesi çağrısı yapılıyor. Devrim oldu diyor. Çünkü oradaki Muş'taki adam bakıyor, devrim oldu, devrimci kim? Bu dağdakiler. Ve merasimle karşılıyorlar bunları. Merasimle karşılıyorlar. Merasimle karşıladıkları gibi yani ilk ikinci meşrutiyetin ilk meclisinde sonrakilerde de Ermeni mebuslara baktığımız zaman yani Zohrab falan tabii ki daha İstanbullu solcu olsa da daha burjuva diyebileceğimiz kişiler ama Vartkes Erzurum mebusu olan bir fedai önderi Armengaro bir fedai önderi 1896'da Osmanlı Bankası baskınına katılmış daha genç yaştayken katılmış biri. Ve bunun gibi fedai önderleri, Van mebusu şu an adını hatırlayamıyorum, İşkan lakaplı. Bunlar bayağı siyasi mücadele, silahlı siyasi mücadele yürütmüş. Ve biraz önce senin dediğin bağlamda terör eylemlerine de yine siyasi mücadelenin parçası olarak katılmış. Ve İstanbul'da imparatorluğun payitahtında mebus olarak saygı görmüş kişiler. Dolayısıyla şunu demek istiyorum, aslında oraya bağlayacaktım. Sen bunu zikretmiş oldun ama halk ayaklanmaları, misal Sason'da olduğu gibi veya Kumkapı mitingi 1891 İstanbul, evet. 96'da da var bir tane. Osmanlı Bankası baskını yine başkentte. Kumkapı'yı Hınçaklar örgütledi, Osmanlı Bankası'nı Taşlaklar örgütledi. 1905'te Sultan'ın kendisine hedef alan bir suikast girişimi başarısız olmuş. Ama Tevfik Fikret'in bile şanlı avcı diye övdüğü ve sultanın bir anlık gecikmeyle hayatta kalmasını lanetlediği bir şiire de konu olmuş. Yani bugün belki 1915'in sebepleri arasında gösterilen inkarcılar tarafından bir takım eylemler ve ayaklanmalar ya da halk hareketlerinin, isyanların, başkaldırıların, bazı 1906-7 dönemlerinde vergi isyanlarında Aykut Kansu'nun çalışmasından çok önemli, evet. Aykut Kansu'nun kitabında. Yani bu hareketlerin kendi milli meselelerinin çözümü için ama zaman içinde de bir Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde çözümü için dünyada pek çok yerde benzeri olan türden bir siyasi mücadele yürüttüğünü görüyoruz esasen. O dünyadan çok da kopuk bir şey değil. Zaten 1908 inkılabından sonra bunun çeşitli tezahürleri var. Sadece İttihatçılarla Taşlakların ortak liste çıkarmaları gibi bir şey değil. Aynı zamanda aslında kilisede ölenler adına ayin yapılıyor. Buraya yüksek bürokratlar da katılıyorlar. Ve tabii ki mesela diyelim ki Cemal Paşa bütün bu olup bitenlerden sonra bile aslında Ermenilerin ihtilalciliğini över yani. Yani bahsederken dolayısıyla 1908'de veyahut da 1908'den önce yapılan iddiatçılarla veyahut da muhaliflerle başlangıçta Prens Sabahattin'le vesaire de yapılan toplantılarda kimse siz vatan ayısınız, bölücüsünüz falan demiyor. O metinlerde aslında önemli bir o metinlerde önerilen mücadele tarzlarına baktığımız zaman hem içinde silahlı mücadele vardır hem de bizim için şu anda bile ilginç gelebilecek ama o günkü koşullarda, o günkü sanayinin az gelişmişliği göz önüne alırsa genel grev gibi öneriler var. Çok gariptir bunlar aslında. İttihatçılar karşı çıkar bunlara. Çünkü onlar sadece bir tepeden bir dönüşüm istiyorlardı. Veyahut da devrim diyelim. Ondan sonra istiyorlardı. Ama her şeye rağmen Taşlaklar, tabii Sosyalist Enternasyonel üyesi oldukları için de
Yani diğer metinlerde görüldüğü gibi onlar da oraya genel grev vesaire falan. Çünkü siyasi dönüşümü olduğu zamanlar genel grev çok önemli bir silahtı. Bunu kullanalım diyorlardı. Yani burada da bu daha baştan araçlar açısından önemli farklılıklar söz konusuydu. Yani bu hareketlerin siyasi fizyonomisi hakkında herhangi bir şüpheye gerek yok. Temelde mesela Osmanlı Bankası'ndan sonra Osmanlı Bankası üzerine yaptığı çalışmada polis raporlarını kullanır. Polis raporları birincisinde bu adamlar şunu yaptı, bunu yaptı falan diye anlatır. İkinci madde aslında yani bu adamlar sosyalistler, özel mülkiyete karşıdırlar vesaire falan diye de bunların siyasi görüşlerini açıklar. Yani dolayısıyla polis raporu bile daha sonra hafızası, balık hafızası olan veyahut da ne diyelim artık tarihi kötürümleştirmeye çalışanlara bakaraktan polis raporu bile çok daha tarihsel gerçekliğe denk düşmektedir. Biraz daha şeye bakabiliriz belki. Yani Ermenilerden tabii Ermeni meselesini konuştuğumuz için bahsediyoruz ama Osmanlı sosyolojisine de demografisine baktığımız zaman hani bir proleter sınıftan çok söz edilemiyor. Yani o sanayileşme çok sınırlı kaldığı için. Ama yok da değil. Yani büyük şehirlerde, İstanbul'da, İzmir'de... Bir konu olarak bir ara 601 rakamı veriyor. Yani bu doğru mudur, yanlış mıdır bilemiyoruz. Yani bu nereden kaynaklanıyor falan. Ama yani tabii ki çeşitli sektörlerde bir emekçi kitlesi var. Ama bu emekçi kitlesi tabii ki bir dizi ülkeyle, mesela Selanik'le kıyaslayaraktan diyelim ki, Selanik çünkü Balkanların limanı aynı zamanda, daha zayıf diyelim ki. Ama gene de İstanbul, İzmir gibi, Çukurova gibi yerlerde birkaç böyle ileri gelen yerde bir işçi sınıfından bahsetmemiz Rüşeym halinde de olsa mümkün. Abdülhamit döneminde tabii ki mümkün değil ama meşrutiyetin ilanından sonra 1908'de hemen arkasından 1909 pek çok grev başlıyor zaten imparatorluğun pek çok birinde kısa bir süre sonra o özgürlük havasının da etkisiyle ama 1909'da tatile eşkal yani grev kanunu görüşmeleri veya sendikalar üzerine tartışmalarda da yine bu sosyolojinin etkisini görüyoruz aslında. Mecliste bu anlamda sosyalist blok oluşturan mebuslar, Bulgarlar, Rumlar, Vlahov, Bulgar. Vlahov efendi var. Krikor Zorak var, Vartkes var. Evet, yani bir sol blok, işçi bloku bazı yazılarda öyle geçiyor. Ama zaten okuduğunuz zaman bu metinler biliyorsunuz Türkçe'ye çevrildi. Yani yeni harflerle basıldı 1908 meclisindeki tartışmalar. Oraya baktığınız takdirde işte Kürt hamallarının dertlerinden kim bahsediyor? Orada görmek mümkün aslında. Dolayısıyla genel olarak bu sosyal mevzuat üzerine veya da hocam kim bahsediyor üzerine, onu da söyle de havada kalmasın. Kirkor Zorap bahsediyor tabii ki. Kirkor Zorap bahsediyor. Ve sadece onunla sınırlı değil. Aklımıza gelebilecek bir dizi konuda yani çünkü işte bildiğiniz gibi İttihatçılar muhalif gazetecileri öldürüyordu mesela diyelim ki. Yani bu tür ifade özgürlüğü konusunda vesaire falan özellikle bu tür mebuslar söz alıyorlar ve konuşuyorlar, dile getiriyorlar. Benim hemen aklıma gelen iki, yani mesela Zohrab'ı ben daha yakından bildiğim için. Veledi zina, yani zina sonucu, tırnak içinde zina sonucu doğmuş çocukların ne olacağı tartışmanın, nüfusa nasıl kaydedilmeleri gerektiği tartışmalarında da Zohrab söz alıp, bunlar çağ dışı kavramlardır, bunları ortadan kaldırmamız lazım diyen veya işte pasaport kanunu görüşülüyor. Pasaportu ülkeler arası serbest geçişi, insanların serbest dolaşımını engelleyici, gerici bir kontrolü dayalı bir uygulama olarak mahkum eden bir Zohrab'tan bahsediyoruz. Yani o zamanın belki de bugün bu topraklar açısından çok ilerisinde bir özgürlükçülükten bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Söylemek lazım. Ermeni mebus oldukları için değil. Şu veyahut da bu oranda solcu oldukları için ve Batı'yla ilişkileri olduğu için, Batı'daki gelişmeleri bildikleri için ele aldıkları toplumsal sorunlar açısından gerçekten mecliste bir fark yaratıyorlar. Bunu yani Vartkes Efendi ile Maliye Nazırı Cavit Bey arasındaki tartışmada da görmek mümkün. Bunu Kerim Sadi Cerrahoğlu vakti zamanda yayınlamıştı. Yeniden basımları yapıldı bunları bulmak mümkündür. Yani mecliste bütçe üzerine tartışırken, sosyal meselelerine tartışırken kimler söz alıyor, ötekiler ne diyor, bütün bunları görmek mümkündür aslında. Yani ne kadar solcudur diye tartışmak yerine
biraz da bu metinlere bakmakta yarar var Safaki konuşmak yerine. 1909'da yine yani 31 Mart olayları olduğunda yani İttihatçılara karşı diyelim ki hani tabii ki tartışmalı ama Abdülhamit dönemi devri sabıkın diyelim ki bir karşı devrim hareketi Ermenilerin topyekün karşı tarafta yani İttihatçıların safında meşrutiyeti savunan bir noktada olduğunu biliyoruz. Yani İttihatçılarla ittifak halindeki taşnaklar da ama Hınçaklar'da ve diğer bütün Ermeni gruplarda Abdülhamit rejiminin hortlaması korkusu karşısında. Aynı 1996'nın tekrarlanması korkusu tabii ki. Aynı günlerde Adana'nın katliamı yaşanmasına rağmen aynı hengame içerisinde rejimi savunan, meşruti rejimi savunan bir çizgi izliyorlar. Orada buluşuyorlar. Sonraki dönemde ama taşnaklarla iddiaçılar arasındaki o ittifak epey uzun süre devam etmesine rağmen Hınçaklar daha muhalif bir çizgiye çekiliyor. Hınçaklar başından itibaren Prens Sabahattin'le daha yakın ilişkileri var. Başından itibaren biraz kuşkuyla bakıyorlar bu meseleye. Bir şey daha söylemek lazım tabii ki. 1911'den sonra mesela Vlaovafin de 1912 seçimlerine Hürriyet ve İhtilaf listesinden girmiştir. Yani dolayısıyla İttihat Terakki'nin baskıcı politikası başlayınca tabii ki solcu milletvekilleri İttihatçılarla ilişkilerine mesafe koymaya başladılar. Ama 12'de taşnaklar gene tercih etmek durumunda kaldılar. Biraz alternatifisten dolayı ama Hınçaklar tamamıyla tavrandılar. Zaten onun neticesinde de aslında 1914'e giderken Hınçaklar neredeyse tamamen tekrar illegalize edilmiş durumda. Evet. Ve sonra da Kadir Akın'ın çalışmalarıyla artık daha yakından bildiğimiz hem kitap çalışması hem belgeseliyle Paramazlar grubunun İstanbul'da 1915'te 15 Haziran yanılmıyorsam idam edildiği, 15'lerin idam edildiği olay var. Yani Hınçaklar orada hala muhalif bir kor olarak siyasi mücadeleye devam ediyorlar ve iddiaçılar tarafından da zulme uğramış oluyorlar. Tabii hemen belirtmek lazım ki bu dava tam bir düzmece davaydı. Çünkü aslında orada yargılanan insanlar neredeyse bir sene önce tutuklanmışlardı ve Ermeni katliamının başlamasından sonra sanki katliama bir gerekçe ya da bir bahaneymiş gibi veya da onu haklı çıkaracak işte görüyorsunuz bunlar bize suikast hazırlıyor gibisine ama Paramaz'ın savunması çok açık bir şeydir ve tabii Paramaz burada daha tarihsel bir rol oynuyor çünkü onu Abdülhamit döneminde de yargılanmış ağır mahkumiyete uğramış bir insandı ve sonuna kadar hem siyasi görüşlerinden, dünya görüşlerinden vazgeçmemiştir hem de onurlu bir duruş sergilemiştir. Tabii ki biz bunları yıllar sonra Paramaz'ı öğrendiğimizi sanıyoruz ama oradan 2 yıl sonra Refi Nevzat, Sosyalist Refi Nevzat Fransa'da bir broşür yayınlandır. O broşürde görüyoruz ki 1915'te Haziran'dan 2 ay sonra zaten L'Humanité Paramazların asılmasını yazmış. Bu bilinmeyen bir şey değildi yani. Sonradan öğreniyoruz. 1915'i biraz hızlı geçeceğiz. Yani onu başka zaman tartışırız. Zaten bu yayınlarda da tartıştık esasen. Ama şu ana kadar konuştuğumuz her şey esasen Türkiye'de TKP ile başlatılan sol, sosyalist mücadele tarihinin, sınıf mücadelesi tarihinin önceli olduğunu, öncesinin olduğunu biraz altını çizmek içindi. Ama geldik TKP yıllarına. 1915'ten kısa bir süre sonra o kuşağın, yani Türkiye Komünist Partisi kuşağının, kurucu kuşağın 1915'i bilmemesi imkansız. Yani onu fiilen yaşamış, görmüş bir kuşak. Hatta içinde orada rol almış olanlar da var. Dolayısıyla oradaki söz etmeme, bu konuyu konuşmama tavrını esasen neye bağlamak lazım ki herhalde sonrası için de epey belirleyici oluyor. Yani Türkiye solunun sonraki macerası için de o günkü tavır epey etkili oluyor. Bir paradoksun altını çizelim. Çünkü bu konuda okuyacağınız en ciddi kitaplardan biri herhalde Mete Tuncay'ın klasik kitabıdır. Diyelim ki orada sol Hınçakların da Şefik Üstün'ün kurduğu TKP'nin kuruluşunda yer aldığını belirtir. Çünkü Türkiye'de Sol Akımlar kitabı Mete Tuncay. Evet, Türkiye'de evet 1908-1925'te doktora tezini sonra da genişletilmiş halde tabii ki. Şimdi tabii ki elimizde çok fazla veri yok ama gözüktüğü kadarıyla mütareke döneminde yine tek tük grevlerde Hınçakların adı geçmekte. Ama elimizde maalesef fazla bilgi yok bu konuda. Tek tük
İçişleri Bakanlığı belgelerini karıştıran araştırmacılardan elimize geçen bir husus bu. Gözüktüğü kadarıyla bu suskunluk nereden kaynaklandı? Bunu anlamak biraz şöyle zor. Şefik Üslü çünkü Fransa'da bulunduğunu ve L'Humanité ile yakın ilişkisi olduğunu, Türkiye üzerine yazıları da kendisine işte verildiğini, redakte ettiğini falan söyler. Eğer böyle birisiyseniz aslında Jean Jaurès'i mutlaka tanımanız lazım. Hatta sosyalist olmanıza gerek yok. Fransa'da yaşıyorsanız o dönem Jaurès'i mutlaka tanımanız lazım. Ve Jaurès'in aslında Ermeni meselesi konusundaki tavrı çok açıktır. Unutmamak lazım ki aslında Abdülhamit sansür döneminde Avrupa'da muhalefetin çok önemli seslerinden bir tanesi Pro Armenia dergisidir. Pro Armenia dergisini kurucuların arasında Jean Longhi diye bir zat-ı muhtarım var. Bu Marx'ın iki damadından biridir. Derginin şef redaktörüdür. Kurucularından biri de Anatole France'dır. Bir diğeri de Jean Jaurès'tir. Yani böyle bir ortamda siz bunu bilmiyorsanız bu bir ilginç bir durum. Bunu anlamak biraz tabii ki zor. TKP'nin kuruluşunda bu mesele nasıl ele alındı derken TKP kuruluşundaki kadroların sosyalist formasyonu hakkında neler söylenebilir diye düşünmek lazım. Bunlardan bazılarını biliyoruz. Şevket Süreyya başlangıçta Turancı bir asker, subay. Ondan sonra öbür tarafa geçiyor. Öbür tarafta bu işlere bulaşıyor. Ondan sonra dönüşünde bir süre gerçekten çalışıyor. Uzun uzadıya anlatmaya gerek yok ama 27 teftifatından sonra bir tür aslında rücu ediyor diyelim ki. Yani böyle bir insana diyelim ki ufkunda devlet var, projeler var. Sosyalizm onun için böyle bir büyük bir proje olabilir. İktidar projesi olabilir vesaire. Şefik Üslü için bir şey söylenebilir mi? Bu konuda niye ilgilenmedi, niye ilgilendi? Fazla bir şey söylemek mümkündür ama gözüktüğü kadarıyla suç kumkuması yani öyle bir dönemde netameli bir şey bu. Bu konu netameli bir şey çünkü bütün devlet ricali bir anlamda iddiatçı kalıntısı. Dolayısıyla herkesin şu hayatta bu şekilde bu 1905 adına soykırım mı diyeceksiniz, katliam mı diyeceksiniz, tehcir mi diyeceksiniz neyse ama bu felaketle, bu büyük felaketle bir ilişkisi var. Dolayısıyla nihayetinde böyle bir şeye bulaşmak pek parlak bir sonuç vermeyebilir. Şunun etkisi olabilir mi peki? Yani Bolşevikler Kurtuluş Savaşı, yani Kemalist Milli Mücadele diyelim. Onu destekliyorlar, onunla temas halindeler. Sonra da Kemalist Türkiye'nin hangi eksende rol alacağına dair temasları var ve onu bir anlamda ona yakın olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla Ermeni soykırımın, üstelik Kafkasya'da taşnakların kurduğu Ermenistan Cumhuriyeti'ni taşnakları kovarak bir şekilde bolşevikleştirmiş oluyorlar. Orada zaten öyle bir gerilim de var. Dolayısıyla Moskova'dan diyelim ki belirlenen siyasetin TKP'yi de bu anlamda TKP'nin çizgisini de belirlediğini söyleyebilir miyiz? Zaten başka türlü yapamazlardı muhtemelen. Biraz karışık mesele şöyle çıkıyor. Tabii ki Ermenistan'ın Kızılordu tarafından ya da bütün aslında Kafkasya'nın, Azerbaycan'ın da Gürcistan'da Kızılordu tarafından işgali bu ayrı bir mesele ama 1915 ayrı bir mesele. Çeşitli tartışmalar var mesela Çiçer'in Ankara muraslarıyla görüşmelerinde bu meseleyi bazen dile getirdiğini söyleyebiliriz. Enver Paşa'yla Ukrayna Halk Komiserleri Konseyi Başkanı Christian Rakowski, çünkü o Balkan Marksizmin kurucusu dediğimiz Rakowski daha sonra Ukrayna Halk Komiserleri Konseyi Başkanlığı yaptı ve oraya Enver Paşa ile bir görüşmesi olmuştu. Onlar dile getiriyorlar. Fakat ihtilal ilk başlangıçta aslında o topraklarda kendi kaderinin tayin hakkını Ermeni hakları kabul etmişti. Zamanla bu değişti. İlk karar böyledir. Ondan sonra ama mütareke döneminde burada yani 1923 mütareke döneminde yani Şefik Üslü Aydınlık kadrosu 19'da kuruluyor. Ondan sonra eğer buradakine bakarsak yani Bakü'deki Mustafa Supi'yi saymazsak diyelim ki o başka bir kesim çünkü. Doğrudan doğruya bu işle ilişkisi olduğunu söylemek biraz mümkün değil. Çünkü öyle bir diplomatik bağlantı kuracak, onları kurgulayacak durumda değiller. Yani bence bu bir ulusal körlük
Yani nasıl aslında Almanlarda bir böyle ulusal körlük vardıysa bu insanlarda da nihayetinde vardı. Çünkü sadece bu Ermeni meselesi sınırlı bir şey değil. Birkaç yıl sonra Kürt isyanı olacak. Bu Kürt isyanını da işte Ankara'daki genç burjuvazi, gerici, feodal bilmem neleri temizledi diye bu anlamda destekledi. Şimdi Şeyh Saadettin şahsının şu hayatta bu olduğunu söyleyebilir ama yani 1925'te de işte Kürtlere bütün hakları verildi. Bunlar da nankörlük ettiler. Onun için önlerine bir tane gerici Şeyh Said aldılar. İsyan ettiler diye bir açıklama yapılabilirse bu ayrı bir hikaye. Tabii yani böyle bir akıl yürütmek ne kadar mümkün? Onu da artık dinleyicilere bırakalım diye istersen. Yani sen ulusal... Yani bu körlük ulusal körlük kuruluşu itibariyle olan bir şey. Sen ulusal körlük dedin. Yani benim aklıma da hemen Barış Ünlü'nün çok başarılı çalışması, Türklük Sözleşmesi geliyor. Yani orada sol sağ fark etmeden bu hareketlerin, evet Türkiye komünizminin de ya sol hareketinin de o Türklük Sözleşmesi dahil olarak bu meseleleri aslında yorumladığını, öyle gördüğünü herhalde söylemek lazım. Burada da tabii işte bu sosyalizm anlayışı dediğimiz mesele daha geniş kapsamlı bir konu ama yani biraz önce dediğim gibi aslında bunu iktidar devlet katında düşünüp de basit sade işte ne bileyim yani insanlar nezdinde o insanların iradesiyle inşa edilecek, onları özgürleştirecek ve sonunda da insanlığın kurtuluşuna varacak bir mücadele olarak görmek yerine bir tür baştan bürokratik bir zihniyetle yaklaştığınız takdirde bunları görmezsiniz. Bunları görmezsiniz. Yani bu biraz önce dediğim gibi sadece Ermeni meselesini değil, aklımıza gelecek bir dizi meseleyi görmezden gelirsiniz. 1940'lara geldiğimizde yani işte TKP dedik, Atatürk'ün sağlığında diyelim. Zaten çok ciddi bir hareket yok, örgütlenme illegal durumda. Ama onun ölümünden sonra 40'lı yıllarla beraber 42-46 döneminde TKP ve başka örgütler tekrar su yüzüne çıkıyorlar ve aslında bir çok iri ve halk tabanı olan bir mücadele olarak olmasa da fikirsel olarak aslında bir bayrağı taşıyorlar. Ve ilginç bir şekilde burada, ilginç değil esasen, son derece doğal, burada Ermeniler de çokça yer alıyor. Yani zaten Türkiye Sol Hareketi'nin bu biraz önce anlattığımız tarihinin dışında da yani Türk Sol Hareketi olarak gördüğümüz, görebileceğimiz ya da bir an öyle değerlendireceğimiz pek çok akımın içinde farklı dönemlerde, 40'larda, 60'larda, 70'lerde Ermenilerin orada var olduğunu görüyoruz. Evet. 40'lı yıllarda ki ortamı nasıl görüyorsun, onu biraz nasıl özetleyebiliriz? Peki yani Komünist Partisi'nin gençler arasında, özellikle üniversiteli gençler arasındaki faaliyetleriyle birlikte bu antifaşist mücadelenin kızışması, esas 43'ten sonra artık yani Almanya'nın yenilebilir olması anlayınca devlet politikası da değişmeye başlıyor tabii ki. Daha önce Almanları bir anlamda desteklerken de bir yerinde hayır ha bakarken diyelim ki. Ondan sonra bu dönüşüm başlayınca tabii ki antifaşist propaganda imkanları da artmaya başlıyor. Bununla birlikte tabii ki bir genel olarak antifaşist cephede bir canlanma söz konusu oluyor. Ermeniler aslında çok benzer bir durum var. Yani Fransa'daki Manuşan yani bu kızıl afiş meselesiyle bu konu üzerine çeşitli seferler durmuştuk aslında. Tabii Rus ordusu Nazizmin mağlup edilmesine çok önemli bir rol oynadı ve aslında tabii ki Rus ordusunda çok büyük miktarda Ermeni vardı. Yani milliyetlere göre nispi olarak en fazla kayıp verenler Ermeniler oldu Rus ordusunda. Ve bir anlamda Nazizmin yenilmesi, Rusya'nın kazanması bir anlamda Ermeniler için kendilerine kalmış olan bir işte uzakta böyle bir cennet gibi tarif edilen bir yerin kurtarılması, ayakta kalması anlamına geliyordu. O prestijle çünkü nihayetindeki ortada bir ciddi anlamda bir literatür yok. Bakıyorsunuz bazıları el alttan bazı kitaplar okuyorlar ama o kitaplarla bir kamil bir sosyalizm formasyonuna ulaşmak mümkün değil. Dolayısıyla esas olarak bu sahiple ortaya çıkıyorlar ve işte daha sonra TKP'nin çeşitli kademlerinde yer alacak insanlar bu hareketin içinde yer alıyorlar ama bunların yanı sıra
genel olarak Ermeni cemaatinde bir silkinme oluyor diyebiliriz. Zaten Biberyan'ın otobiyografisi Fransızca olarak basıldı. Arası yayınlarından mesela o bu dönüşümü çok tipik anlatır. O çünkü bu TKP ile bir ilişkisi olmayan kendiliğinden yani sosyalizme solculuğa gelen bir insan kendi seyrini, macerasını anlatıyor ve daha sonra da Aram Pehlivanyan'a, Ahmet Saydam'a politbüro üyesi olacak TKP'nin üyesi olacak olan insana ve diğer bazı Ermeni sosyalistlerle nasıl tanıştığını vesaire anlatıyor diyelim ki. Böyle bir heyecan var. Yani bu heyecanın akabinde de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar Ermenistan'a gittiler. Dolayısıyla Ermeni cemaatindeki canlanma bu sefer böyle bir sahikle ortaya çıktı diyebiliriz. Yani bu antifaşist mücadele hem genel olarak Türk solunu canlandırdı ve tekrardan Ermenileri de bir miktar nüfusa göre nispeten diyelim ki öne hatta tekrardan çıkardı. Noror gazetesi yani Türkçesiyle Yeni Gün gazetesini hatırlamak lazım. Evet. 45'te evet. Başlıyor yani savaşın bitimiyle hani basın üzerindeki baskıların kalkması ve yavaş yavaş artık çok partili rejime doğru gidilmesiyle birlikte başka pek çok yayınla birlikte sol Türkçe yayınlarla beraber Noror gazetesi de yaklaşık 1,5 yıl haftalık sonra günlük sonra haftalık yanılmıyorsam olarak ve bu bahsettiğin isimler yani artık edebiyat okurun en azından daha çok bildiği Zaven Biberyan, Aram Pehlivanyan, Vartan İhmalyan, kardeşi Jack İhmalyan, ressam, Barkev Şamikyan, evet. Hayk Açıkgöz, belge yayınlarından kitabı, evet. Anıları yayınlanmış, Sarkis Keçyan, Zanku vesaire gibi yani bir genç ya da orta yaşlı, çoğunluğu genç olan ama okumuş entelektüel bir grubun sosyalist ilkelerle Ermeni kimliğini de ama bırakmadan, Ermenice de yazmaya devam ederek vesaire o hareketin içinde kaldığını görüyoruz. Ve orada hakikaten... Zaten Biberyan'ın verdiği bir rakamı verelim, 3000. Evet, yani... 3000'e çıkıyor ki Marmara Jaman'a 500.000 satarken, yani evet. O günlük gazeteler, geleneksel günlük gazeteler 3000'e çıkıyor ki 3000, yani 46 yılında 3000, şu anda 2020'deyiz. Yani 3000 hala çok iyi rakam. Tabii. Son derece bir rakam. Bu aslında İstanbul'daki Ermeni demografisi hakkında da bir şey söylüyor. Yani daha kentli, daha orta ve üst sınıf olarak biliniyor ama nihayetinde o grubun, o topluluğun işçileri de var. Fabrikalarda, atölyelerde çalışanları da var. Ve demek ki bu mücadeleye bu anlamda da ilgi duyan, en azından bu söyleme ve ideolojiye ilgi duyan insanlar da varmış. Şeyi özellikle vurguladım. Yani Ermeni kimliğinin de içinde kalarak sosyalistlik yapmak gibi. Ama sonraki kuşaklarda seninle konuştuğumuz bir konu bu. 60'larda diyelim ki, yani Türkiye'nin biraz daha siyasi mücadelesinin canlanmaya, literatürün de aslında güçlenmeye başladığı belki dönem pek çok yayınla beraber. Orada da 60'larda da 70'lerde de Ermeniler farklı hareketlerin içinde yer aldılar. Ama orada temelde bir fark var. Ermeni kimliğini belki de biraz bir tarafa koyarak o hareketlerin içinde var olma gibi bir şey var. Yani Zaven Biberyan kadar Ermeni olmadan belki hatta adını da değiştirerek bir örgüt adı, örgüt içinde bir gizli ad alarak ya da takma ad alarak o siyasi mücadele yürüten ya da soyadındaki yanı kullanmayarak var olan. Yana bırakarak, yanı bir yana bırakarak. Burada acaba bu 1915'in konuşulmaması, üzerinin örtülmesi ve aynı zamanda da Ermenilere ve veya diğer başka gayrimüslim diyelim topluluklara yönelik ön yargıların halk nezdinde yani siyasi mücadelenin yürütüldüğü taban nezdinde veya örgütlerin kendi içinde sorun olarak görülmesi yani bu tip ön yargıların bir rolü olmuş mudur? Sanmıyorum bir şunu belirtmekte yarar var. Tabii ki 40'lı yıllardaki bu sözünü ettiğimiz insanlar ki entelektüel olarak gerçekten Zaven Biberyan sadece Ermenice yazmıyor. Hatıratını Fransızca yazdı. Mükemmel Fransızcası var. Türkçesi keza yani hayatını yazarak kazanan bir insan bir taraftan. Dolayısıyla
hem çok dilli ama Ermeni kültürüne de vakıf olan bir insan. Çeşitli diller biliyor. Bulgarca biliyor, Almanca biliyor, biliyor oğlu biliyor bir taraftan. Ama onlar öyle bir ortamın içinde büyümüşler. Yani onların hayat hikayesine baktığın zaman onlar büyük miktarda zaten okul eğitimi, çevresi, gündelik hayatı vesaire falan 60'lı yıllar gibi değil. 60'lı yıllarda artık diyelim ki Ermeni kültürü için diyelim ki yani İstanbul Ermeni kültürü için ya da Batı Ermenicesi kültürü için diyelim ki ister pazar diyelim, ister ortam diyelim, neyse diyelim ki artık tükenmeye başlamış durumdaydı. Dolayısıyla ilişkiler biraz daha yani daha büyük kentte daha küçük parçasın. Halbuki 40'lı yıllarda İstanbul hala gayrimüslim nüfusun yoğunlukta olduğu yerlerde var. Herkes kendi mahallesinde işte televizyon yak, herkes kendi gazetesini alabiliyor vesaire falan. Ama 60'lı yıllarda bu büyük miktarda yani kentleşmenin hızlanması, gecekonduların kurulması vesaire şunlar bunlar derken İstanbul büyük bir değişim yaşadı. Bu değişim tabii ki bu dediğimiz cemaati de yakından etkiledi. Birincisi. İkincisi tabii ki 60'lı yıllar tabii ki siyasal ve toplumsal gelişmeler bakımından önceki bu sözünü ettiğimiz 20'ler, 40'larla falan kıyaslanmaz bir patlamaydı. Dolayısıyla o ne diyelim çağlayan alıp götürüyor, sürüklüyor. Yani dolayısıyla orada kenarda durup da iki arada bir derede hem cemaatin içinde hem cemaatin dışında benim bilebildiğim kadarıyla bütün bu süre zarfında hala bunu koruyan birkaç arkadaşımız var. Yani nadir elle parmakla yani hem Türkçe yazıp hem Ermenice yazabilecek hem iki kültüre de vakıf olan ismini burada vermeyeyim ama yani 3-5 arkadaş vardır. Yani 7 veyahut da 10 değildir. Yani. Yine isim yani vermeyebiliriz belki ama şeyi söyleyebiliriz. Yani tarihsel bir bağlantıyı kurmak adına yani 60'lardan 70'lerden belki de daha ziyade bahsediyoruz. 20-25 sene sonra 90'lara gelindiğinde işte Agos'u kuran ekip, Aras Yayıncılığı kuran ekibin ekip aslında o hareketin içinde ilk gençliğini yaşamış, siyasi bilincini, kimliğini büyük ölçüde o mücadelenin içinde oluşturmuş insanlar. Söylediğinde bir haklılık payı görüyorum. Belki benim daha önce düşünmediğim bir şeydi ya da konuşurken unuttum. Yani 40'lı yıllardaki o önceki Ermeni devrimci kuşağı diyelim, sosyalist kuşağı hakikaten daha kentli. Bir de 60'lı yıllarda Tıbrevank Okulu özellikle benim de öğrencisi oldum. Evet. 53'te kuruluyor ama Anadolu'da kalmış olan Ermenilerin, Ermeni ailelerin çocuklarının kimliklerine, dillerine yabancılaşmamaları için İstanbul'a getirilip okuması için kurulmuş bir okul. İlginç bir şekilde o okulda yani Anadolu'lu, Kayserili, Diyarbakırlı, Malatyalı Ermeni ailelerin çocuklarının okuduğu o okulda İstanbul'un diğer okullarına göre bu sol hareketli, içli dışlı, onunla temas halinde o ideolojiyi taşıyan ve onun belki de militanlığını yapan kişiler o okuldan çıkıyorlar ilginç bir şekilde. Önce edebiyatla tabii ki Sabri Altınel, Demir Özlü orada hocalık yaptı. Bir de tabii sınıfsal konumları itibariyle de irdelemek gerekir. Yani benim kuşağımda aslında benim dışımdaki bütün arkadaşlar aslında Tıbrevank'tan geçmişlerdi. Dolayısıyla hatırladığım kadarıyla, yanlış hatırlayabilirim tabii ki. O özel bir durum. Peki 60'lara geldiğimizde hani daha önce literatür zayıf. Yani hem sosyalist literatüre hakimiyet Türkiye'de zayıf. Yani dünyadaki literatürün Türkiye'ye taşınması çok eksik yedik. Hem de burada üretilmiş bir literatür de yok. Buna dünyadaki internasyonel literatüre katkı bulunmak anlamında. Ama 60'larda bu tabii değişiyor. Özellikle Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni işte Yön Dergisi ile ki bir anlamda neredeyse bir tür anayasa işlevi de görüyor pek çokları için, hareketin büyük kesimi için. Pek çoklarının Türkiye'nin tarihine nasıl bakılması gerektiğine dair bir başucu kitabını en azından anayasa olması. Türkiye'nin tarihi için yazılmamıştır o. Darbenin bir tür ideolojisi olarak kurulmuştur. Dolayısıyla geçmişe değil, geleceğe yönelik bir şeydir. Ama geçmişe bakarak yapıyor onu büyük ölçüde. Tabii.
burada bu yani Ermenilere bakışın, Ermenileri yani sadece ulusal bir körlük değil, belki sınıfsal bir körlükten de bahsetmek lazım. Ermenileri neredeyse hani üst sınıf burjuva, komprador burjuva veya emperyalizmin Türkiye'deki Osmanlı topraklarındaki uzantısı gibi gören bir bakışın hakim olduğunu görüyoruz. Oradaki Ermeniler arası ya da diğer gayrimüslim topluluklar arası sınıfsal farklılıkları, çekişmeleri, gerilimleri tamamen üzerine örtecek şekilde. Doğan Avcıoğlu'nun ve Türkiye'nin düzeninin veya Yön Dergisi'ndeki bu konudaki yayınların diğer hareketler üzerine, belki solun geneli üzerine etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii söyleyebilir, çünkü başka hiçbir şey yoktu. Türkiye İşçi Partisi'nin yani önde gelen simalarının tarihle yani tarihi geçmiş bir şey olarak görüyorlardı. Ne Beyci Aram'ın, ne Sadun Bey'in, ne Mehmet Ali Aybar'ın yani diyelim ki 1920'li yıllarda Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin, İttihat Terakki'ye ilişkin herhangi bir eleştirileri yoktu. Bir tarih şuurları olduğu bile tartışmalı bir şeydir. Ondan sonra dolayısıyla onlar o gün için işte emekçilerin çıkarlarını vesaire savunduklarını söylüyorlardı, ama bunun için gerekli bir tarihi bilinçten yoksundular. Tarih bilincinden yoksundular. Yani onlar da ne kadar biliyorlardı, ne ediyorlardı meselesi, çünkü bu iş böyle hapla alınacak, öğrenecek bir hikaye değildi. Ve her zaman için bir ortalama solcu farkında olmadan aslında hakim ideolojinin bir varyantını taşır aslında. Yani Fransız ihtilali bile bugün tartışılıyor. Cahiers d'Histoire diye bir dergi var 3 aylık Fransa'da. Son sayısı yine Fransız ihtilaline ayrılmış vaziyette. Üzerinden 240 geçti. Yani az zaman değil, herhalde bitirmişlerdir diyorsun. Yani böyle bir ihtiyaç hissetmediler. Bu ciddi bir sorundu. Çünkü yani bu toplum nereden geliyor, nereye gidiyor meselesinde ondan sonra çatlaklar çıktı tabii ki. Bu çatlaklar tabii ki en açık şekilde Kürt meselesinden çıktı, ama o da başka türlü bir tarihin ürünüydü. Sonra başka meseleler çıktı diyelim ki. Maalesef bu hazırlop reçete herkesin işine yaradı. İşi kolaylaştırdı. Oysa Marx yani ben Marksist değilim dediyse, böyle bir laf kullandı. Çünkü Fransız sosyalistleri, Fransız Marksistleri Marx'ın ve Engels'in kendi tabirleriyle aslında bir araştırma, inceleme metodu olarak ortaya koyduğu tarihi maddeciliği kalıplar haline getirmişlerdi. Tamam mı? İncelemek yerine nesnel gerçekliği, tarihsel gerçekliği incelemek yerine bir takım kalıplar yok. İşte bu burjuva derimdir, 1900 böyledir, İttihat Terakki böyledir, bir cumhuriyet böyle kurmuştur vesaire vesaire. Şimdi biz de şimdi ikinci milli kurtuluş savaşımızı veririz diye herkesin ortak kabul ettiği bir şeydi. Bir tek Yusuf Küçükömer demişti ki, yani birinciye ne oldu ki ikinciyi veriyoruz, sonra üçüncüyü vermek zorunda kalmayalım mı bu kafayla gidersek diye. Yani dolayısıyla bu tarih meselesi çok küsurat gibi bir mesele gözüküyordu. Oysa Marx'ın yazıları yeniden derlenip toparlanıyor ve bu konuda anlaşılıyor ki bilinen kitapların dışında özellikle Amerikan dergilerine yazdığı yazılar, gazetelerine yazdığı yazılarda tarihi maddeciliğe ilişkin çok geniş bir araştırma külliyatına sahip. Yani eğer tarihi inşa edecekseniz mutlaka yaşadığınız toplumun değil, dünya tarihinin bir defa bütün felaketleriyle hemhal olmanız gerekir. Biraz garip bir şey. İnsanlığın kurtuluşu için geçmiş felaketlerle hemhal olmanız lazım. Çünkü aslında bu felaketlerden kurtulmak istiyorsunuz. Ama bazıları ne zannediyor? Sosyalizm aslında hayali, ütopik, güzel bir proje. Hayır. İnsanlık bugüne kadar binlerce yıldır bir yıl deneyim yaşadı ve bir yıl felaket yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. Mesela şimdi biz aslında niye sosyalizm istiyoruz? Açlık var, felaket var, pandemi var, yoksulluk var. Ondan sonra çevre kirliliği var. Okyanuslar gitti. İşte bütün bunlardan, yani yaşanabilecek bir dünya, her açıdan yaşanabilecek bir dünya, insanın kendisini gerçekleştireceği bir dünya için bunu arzu ediyorsunuz. Yani ya da Rosa Luxemburg dediği gibi barbarlık gelecek kapıda. Kapıda 14. yüzyıldaki salgın hastalıkta Avrupa'nın 1/4'ünden fazlası gitti. Yani hayran olabilir bu hikayeler. Dolayısıyla bütün bunlara, savaşlara, şunlara, bunlara bir anlama karşı çıkmak ve insanlığı kurtarmaktan kastedilen bir hikaye bu. Yoksa yani işte büftek gibi kanlı ihtilal yapalım vesaire falan da insanlığı öyle kurtaralım, böyle bir aptalca düşünce kimse de yoktur aslında.
Ama maalesef tarihi böyle yani geçmişe mazi yemişe kuzu deyip ondan sonra tarihi bir kenara attığınız takdirde sürekli olarak duvara toslamak durumunda kalıyoruz ve bu felaketler yumayla cebelleşmedikten sonra cebelleşmek lazım. Fransa bugün körelikle. Körelik bitmiş. Fransa'da körelik yok. Aradan ne kadar zaman geçmiş. Ama hala köreliğe karşı yeterli mücadeleyi verdik mi? Köreliğe karşı yeterli mücadele veremediğimiz için mi bugün göçmenler meselesinde gayri insani tutuma sürükleniyoruz diye tartışıyor insanlar. Sadece Cezayir meselesi değil yani. Körelik çok daha eski bir mesele. Cezayir meselesi 50-60 yıl geçti. Hala tartışılıyor. Ondan kurtulmanız lazım, yüzleşmeniz lazım ki yeni bir tarih inşa edebilirsiniz. Maalesef tabii ki bizim kuşağımızın böyle bir şey zamanı yoktu, vakti yoktu, imkanı da yoktu. Yani birikimi de söz konusu değildi. Bizden önceki kuşaklar da maalesef buna hazırlıklı değillerdi. Oradaki istisnayı kabul edebilir miyiz? Yoksa o da yetersiz mi kalır? Ya da böyle biraz tesadüfi midir? Pek temeli yok mudur? Yani İbrahim Kaypakkaya'nın, MLKP'nin, TİKKO'nun çizgisinde Kemalizme bir eleştiriyle başlayan ve Ermeni meselesine de bütün bu anlattığımız çizgiden farklı bakan, soykırım olarak bakan ve belki de Ermenilerin de bir takım Ermenilerin de o hareket içinde kendilerini bulmasını, oraya yaklaşmasını sağlayan Armerak Bakır'ın, Orhan Bakır'ın, hatta Hrant'ınki de saymamız gerekiyor, arkadaşları Istepan'ın o hareket içinde yer almasını sağlayan ayrıksı bir duruş olarak onu değerlendirebilir miyiz? Şimdi tabii vaki olan ortada. Ama Kemalizm eleştirisi yer yer ortaya çıktı. Yani 63'ten itibaren Emin Türkiye Liçi'yle, 60'ların sonunda İdris Küçük Ömer'le bir resmi tarihin eleştirisine yönelinmeye başlandı. Ama politik olarak Ermeni meselesine kısmen tabii ki edebiyat kitaplarına Kemal Tarih'de falan mı rastlarsın mesela köy romanlarında. Yani belli ki bunlar Ermeni mallarına el koymuş. İşte katliam matliam falan diye görürsün bunu. Hatta Doğan Avcı'nın kitabını bir hakkını okursan aslında satır arasından bazı şeyleri çıkarmak mümkündür okumasını bilen için. Ama tabii ki İbrahim'in yaptığı bu meselede tavır almasının nedenini bilmiyorum. Çünkü o dönem tanışıyoruz ama o dönem görüştüğümüz bir dönem değil. Ondan sonra herhalde hatta bir sene önce beraber olduğu insanlar için bile öyle bir tavır alması değişik gelebilir. Onu daha yakın mesela arkadaşlarına sormak gerekebilir. Onu ben bilmiyorum. Yani tam nerede bir kopuş yaptı da böyle bir şeyi ortaya çıkardı. Kemalizme eleştirisinin nedenlerini anlıyorum. Şu anda açıklamakta zamanımızı alır. O daha normal bir politika sayılabilir. Hatta bir kopyada gibi. Ama bu mesele farklı. Şöyle de bir durum var ilginç bir şekilde. Yani 65'e kadar zaten Ermenilerin de dünyada yani soykırım olarak tanınması yönünde güçlü bir talebi yok. Yani bir şekilde dağılmış, diasporik topluluk haline gelinmiş. Sovyet Ermenistan'ı zaten kendi sınırları içine kapalı ve sesini o anlamda çıkarabilecek halde değil. Ama Sovyetler Birliği içindeki politik değişimlerin getirisi bir rüzgarın sonucu olarak soykırımın 50. yılı olan 1965'te Ermenistan'daki gösteriler ve rejimin bunu sertlikle bastırmaması, belki de bastıramaması ve bir yumuşak geçiş olması. 1967'de Soykırım Müzesi ve Anıtı açılıyor. Bu mücadelenin bir sonucu olarak. O tarihten sonra da soykırımın tanınması ve Türkiye'den Ermenilerin bazı talepleri gündeme geliyor. Mesele Türkiye basınında da gündeme geliyor. Ama benim anladığım kadarıyla bu konuyu biraz da şokla Türkiye'li işte siyasi mücadele yürütenlerin, okumuş yazmış kesimin, işte yazan çizenlerin gündemine sokan daha ziyade Asala'nın Türk diplomatlara yönelik ya da Türkiye, Türk hedeflerine yönelik diyelim, eylemleri ve yine terör içeren, terör yöntemini kullanan eylemleri sebep oluyor. Yani Ertuğrul Kürkçü ile Ağustos'ta bir röportaj yapmıştım. Ya anlamlandıramamıştık. Bunlar ne yapıyorlar? Yani bu şiddetin kaynağı ne? Yani istekleri ne? Onu bile algılayabilecek kadar donanımlı değildik demişti. Veya hatta işte 12 Eylül işkencelerinden geçmiş Levon Ekmekçiyan'ın ki bir Asala militanı kendileri de aynı zulme maruz kalmış olmasına rağmen
o kadar yalnız kalmasının anlamını yıllar sonra anlayabildiğini ve bundan üzüntü duyduğunu söylemişti. Asalar'ın eylemlerinin bu konuyu Türkiye'nin gündemine sokması da aslında biraz belki zaten artık bilinçsiz olan bir kuşağın, yani ilk kuşak gibi tanıklık diyebileceğimiz bir bilgiye sahip değiller. Üzeri örtülmüş bir tarihin üzerine yetişmiş genç bir kuşak. 48'lerde doğmuşlar, 50'lerde doğmuşlar. Asalay'la belki bu konuyla tanışmış olmalarında bir tür tepkisellik doğurmuş olduğunu söyleyebilir miyiz? Soykırımı tanımak ve anlamak konusunda. Ben müsaadenle önce başka bir şey söylemek istiyorum. Bu soykırım meselesi üzerine. Paradoks olan şu. Ermeniler 1965'te diyorsun bu meseleyi öne çıkardılar. Ama soykırımın İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudi ve Çingene katliamı, holokostu için kullanılması önayak olan Lincoln aslında tamamıyla Ermeni katliamından hareketle bu teoriyi kurmuştur. Paradoksu olan bu. Dolayısıyla sonradan bu çıktı denmesi hikayesi, bu soykırımın künyesinde aslında Ermeni meselesi var. Künyesinde var. Bunu tabii Ermeniler o zaman fark etmiş mi fark etmemiş mi onu bilmiyorum. Yaşım müsait değil de birim. Hani çünkü o yıllarda doğmuş olabilirim o tartışmaları sırasında, ama o kadar şuurlu değil. Öteki mesele tabii şimdi bu Aydınasyon'un aslında bu bir kitabı var. Ermeni terörizmi, terörizm üzerine. Şimdi Lübnan merkezli. Onlar da Bekaa Vadisi'nde talim yapıyorlar. Habbaş. Şimdi Habbaş Filistin Kurtuluş Cephesi'nin lideri olarak herkes tarafından seviliyor. Bunlar da Habbaş'tan etkilenmişler zaten. Ve bunların oluşum döneminde aslında, bunların oluşum döneminde tıpkı Filistinliler ne yapsak etsek İsrail'e karşı dünyaya sesimizi duyuramıyoruz. O takdirde bir takım terör eylemlerine girelim. Böylece sesimizi duyuralım dediler. Ve işte bir dizi mini olimpiyatları başta olmak üzere bir dizi eylem işte söz konusu oldu. Benzer bir durum bunlar için söz konusuydu. Daha ayrıntısı için bir şey demek için zor. Ama benim bile bildiğim kadarıyla işin başlangıç noktası buydu. Bu bir tepki yarattı mı, yaratmadı mı? Şimdi bu tür şeylerden eğer basit sade vatandaştan bahsediyorsan o büyük miktarda medyanın etkisi altındadır. Son tarihte kendi tarihsel deneyimleri vesaire de önemlidir ama medyanın etkisi altındadır. Ama sosyalistlerden bahsediyorsan önce kendi tarih görüşün olacak. Tarih bilincin olacak. Eğer buna ait bir belleğin olacak. Senin belleğin egemenlerin belleğiyle aynı bellekse sende bilinç oluşmaz. Dolayısıyla ikiniz aynı malzemeyi kullanamazsınız. Yani Fransız ihtilali dediğin zaman ben Aranjelerden yanayım, Sakiroplardan yanayım diyelim ki. Jacobinlerden yana değilim. Yani Girondinlerden de yana değilim. Tamam mı? Dolayısıyla herkes kendi safında bir tarih oluşturur. Bizim buradaki esas problemimiz şu. Nasıl 60'lı yıllardan bahsederken Türkiye Sosyalist Hareketi, Türkiye İşçi Partisi'ni merkeze alıp, çünkü herkes oradan çıktı, onu anlatıyorsa, şimdi bizim bahsettiğimiz başlangıçtaki tarih hikayesi de şu. Beğen beğenme. Sana kalmış bir şey değil bu hikaye. Bu toprakta Sosyalist Hareket'te işte bir miktar Rumlar var. Buradaki ondan sonra inceleme grubu, ondan sonra Selanik grubu var. Taşlaklar var, hınçaklar var. Malzeme bu. İster beğen, ister beğenme. Bunların deneyiminden, bunların başına gelenlerden bir ders çıkarmak durumundasın. Veyahut da kimlerin çıkarlarını savunmuş, kimler emekçilerin çıkarlarını savunmuş, kimler devletin çıkarını savunmuş, kimler işverenlerin çıkarını savunmuş, ona göre bir sınıflama yapacaksın. Ama sen eğer hem İttihat Terakki devrimci, hem o devrimci, hem bu devrimci, hem ben devrimciyim diyorsan, yani o takdirde bu bir karman çorman bir şey haline gelir ve sonra o yanlış bilinç senin bir anlamda çuvallamana neden olur. Çünkü onun bunun bilinciyle tarih inşa edemezsin.
Yani kendi tarih bilincini oluşturman gerekir. Tekrar diyorum, bunun için de kendi belleğini oluşturman gerekir. Hocam bence bitirmek için güzel bir yer oldu. Altını çok güzel çizdim ve biraz da işte bu meselelere, Ermeni meselesi olsun, başka bir sürü mesele de Türkiye ile ilgili veya dünya ile ilgili sosyalistlerin yaklaşımındaki sorunların esasen kendi sosyalizmleriyle ilgili sorunlardan kaynaklandığını anlıyorum. Yani ben kendi dilime öyle çeviriyorum. Ama yine de şurada şöyle bitirelim isterim. Ermeni meselesini ve solu konuşuyoruz. Yine de bu konunun Türkiye'de bilinmesinde ve bilginin artmasında bu konuda, dinamizmin de artmasında bir anlamda, çünkü 20 sene önce, 30 sene önceki durumda da değiliz. Bazı kişilerin, kurumların etkisi oldu. Oradaki iyi örneklerden de biraz bahsedebilir misin? Yani tabii ki belge yayınları, Ragıp ve Ayşe bu konuda çok önemli bir neşriyat yaptılar. İnanaraktan bunu söylemek lazım. Bu mesela biraz önce mesela bu Asala meselesini söylediğini diye söylüyorum sana. Tamer Akçam geçen günlerde bir yazı yazmıştı mesela ki bir kutuplar arasındaki benzetme yaparak da o ilginç. Tabii onun bir de bir dizi çalışması var. Aslında tabii ki Batı dillerinde de yani iletişimden çıkan Kevorkyan'ın kitabı örneğin diyelim ki Ermeni Genosidi. O ayarda, o kalitede bir kitap yani 10 sene öncesine kadar yoktu. Yani 10 sene öncesine kadar Batı dillerinde o yoktu. Aynı zamanda yani sizin yine bastığınız Ronald Gregor Suni. Evet, Gregor Suni'nin, değerli dostumuz Gregor Suni'nin kitabı, o gerçekten metodolojik olarak da çok değerli bir kitap. Bu konuda aslında bir dizi insan inisiyatif aldı. Burada tek tek saymaya gerek yok. Ama şunu da söylemekte yarar var tabii ki. Grant'ın burada özel bir rolü de oldu. Bunu da kabul etmek gerekir. Tek tek herkesi saymak yerine. O hem uslubuyla, hem içeriden bir ses olarak, hem de daha evrensel bir söylemle diyelim ki yani bu konudaki hassasiyeti deşti. Ama tabii ki bu yayınlar gerçekliğin ortaya çıkmasında çok büyük katkıda bulundular. Yani bu malzemeler de ortada olmadığı takdirde insanlar nereden nasıl öğreneceklerdi? Nihayetinde teori de önemli bir şeydir ama kitapsız teori de biraz hayal bir şeydir. Dolayısıyla bunun çalışmaları, mesela Gregor Suni'nin kitabı 20 sene önce yazılamazdı. Yani belki Kevorkyan'ın kitabı çıkacaktı ki Suni'nin kitabı da olsun. Bu böyle bir Fransızlar grain de sable'dir. Yani kum tanesi. Onun üzerine bir şey koyarsınız, onun üzerine bir şey koyarsınız. Dolayısıyla şimdi biz bu geçmişi daha iyi anlıyoruz. Daha iyi anlıyoruz. Daha yeterli miktarda anlamaya başladık diyelim. Dolayısıyla aslında biraz böyle çizdiğimiz sorunlu, eksikli, gedikli tarih hikayesi içinde, yani Türkiye solunun özellikle Ermeni meselesine bakışıyla ilgili, yine de iyi örneğin, iyi yapılmış işlerin ve doğru duruşun örnekleri de var. Yani bakmamız gereken yerler de belli, geliştirilmesi gereken yerler de belli diyelim. Kapatalım. Sen iyice karanlıkta kaldın. Bir saati de açtık. Artık burada toparlayalım. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım başka sorularda tekrar bir araya geliriz. Yeseyan Salonu YouTube ve podcast kanallarından yaptığımız bir yayının daha sonuna geldik. Umarım sürçülisan etmemişizdir. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka yayınlarda da buluşacağız. Ama umarım şu salgın günlerinde atlatırız. O çok özlediğimiz yayın evi ofisimizde, Yeseyan Salonu'nda da bir araya geliriz diyeyim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.